Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Akademik TV hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. İşte bir haftadır yaşanan gelişmelerin satır başları karşınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi özel statüden yararlanacak olan depremzede öğrenciler için oryantasyon programı düzenledi. Isparta'ya gelerek Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evine yerleşen depremzedeler ile konuk evi personelleri yeşil sahada buluştu ve çekişmeli bir maç gerçekleşti. Kıyasıya geçen maçın sonucu haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayan depremzede vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan kişiler gönüllerince eğlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuru Kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan kılavuzun içerisinde başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. TÜBİTAK Bilim İnsana Destek Programları Başkanlığı yürütülen 22-37A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı deprem özel çağrısı başvuru duyurusuna çıktı. Doğal yollarla elde edilen kök boya yapılan çalışmalarda nasıl kullanılıyor ve tekniği nedir? Güzel Sanatlar Fakültesinden Doçent Doktor Mustafa Genç kök boya çalışmalarını uygulamalı anlattı. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye yaralarını sararken Yükseköğretim Kurumu'nun açıklamasıyla birlikte de birçok ildeki üniversitede özel öğrenci statüsü başlatılmıştı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde özel öğrenci olarak öğrenim görecek olan öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda oryantasyon eğitimi gördü. Özel öğrenci statüsünde olup deprem bölgelerinden Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gelen 4, 5 ve 6. sınıf tıp fakültesi öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi. Program Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alim Koşar'ın bilgilendirici konuşmasıyla başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı'nın konuşmasının ardından ikramda bulunuldu ve sohbetler edildi. Programın ikinci kısmında ise öğrenciler tıp fakültesi öğretim üyeleriyle bir araya gelerek sorularına yanıt buldu. Öğrencilerle ilgilenen ve onlarla sohbet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alim Koşar, Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Baykal ve Doktor Öğretim Üyesi Gökçe İşcan oryantasyon programından bahsedip İyi dileklerde bulunurken deprem bölgelerinden gelen öğrenciler de duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bugün tıp fakültemizin oryantasyon programındayız. Deprem bölgesinde öğrenci olup da kayıtlarını geçici olarak buraya alan tıp fakültesi 4. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizle bir fakültemiz dekanlık program yapmış. Ben de bu programa katıldım. Öğrencilerimize hem hoş geldiniz dedik, hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hem de buradaki eğitimle ilgili onlara bilgiler verilecek. İnşallah onların eğitimlerini aksaksız yapmaları için fakültemiz, dekanlık, rektörlüğümüz çalışıyor. Hep süreç bu şekilde devam ediyor. Deprem bölgesinden gelen özel öğrencilere bir oryantasyon programı yaptık. Toplam 123 öğrenci geldi. Bunların 30'u 4. sınıf, 70'i 5. sınıf, 30 civarında da 6. sınıf öğrencisi. Bu evlatlarımıza, öğrencilerimize en bir hoş geldin dedik. Burada rektör hocam da çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Bizleri yalnız bırakmadı üniversite adına. Onlara en üst düzeyde hoş geldiniz dedik. Kurum hakkında bugün onlara bilgi vereceğiz. Burada yabancı hissetmemeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimizin oryantasyonu sağlamak üzere bir programda yapıldı. Sorularını aldık. Karşılıklı olarak çıkabilecek sorunlar üzerine konuştuk. İyi gideceğini düşünüyoruz bundan sonraki sürecinde. Umarım şimdiye kadar da iyi yürütmüşüzdür. Tüm koordinatörlükler, tüm hocalar, dekanlığımız, rektörlüğümüz ve tüm birimler bu konuda bize çok yardımcı oldu. Tabii bildiğiniz gibi ülkemiz en zorlu dönemini yaşıyor şu anda. Ülke olarak kenetlenip elimizden geldiğince yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde rektörlük, dekanımız, başhekimlik ve bütün hocalarım gerçekten canla başla bütün öğrenciler için yapabilecekleri ne varsa yapmaya çalışıyorlar. Aslında talep çok. Alabildiğimiz bütün öğrencileri aldık. Kendi
şartlarımızı zorlayarak belki. Bildiğiniz gibi tıp fakültesi eğitimi de oldukça zorlu bir eğitim. Ama öğrenciler de o kadar gayretli ve o kadar istekli ki onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz hani devam zorunluluğu dedik aslında. İşte hani bazı şeylerde kolaylık sağlayabiliriz dedik ama bizi hiç zorlamadılar. O yüzden bütün hocalarıma ve gelen öğrencilerin de emeklerine çok teşekkür ediyorum. İsmim Mustafa Sadırlı, dönem 5 öğrencisiyim. Maraş'tan geldim. Üniversite olarak güzel, zaten ders programı uygun diye geldik. Şehir olarak da imkanları falan diye uygun düşündük. Hani geldik. Yani buradaki insanların yaklaşımı da gayet iyi, hocaların yaklaşımı da gayet iyi. Merhaba, ben Sütçüman Üniversitesi'nden Hasan Hüseyin Yıldız, 5. sınıf öğrencisiyim tıp fakültesinde. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ederiz. Bizi de buraya kabul ettiler. Yani bizler için uğraşıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Bizler de Akademiks TV ailesi olarak öğrencilere derslerinde başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, konuk evinde kalan depremzede vatandaşlarımızla alakalı birçok haberi ekranlarınıza taşıdık. Bu hafta ise konuk evinde kalan depremzede vatandaşlarla konuk evi personelleri moral olması açısından bir halı saha maçı düzenledi. İşte kameralarımıza yansıyan, umutla, özlemle beklediğimiz o gülücüklere şahit olduğumuz o güzel anlar ekranlarınıza geliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evinde konaklayan depremzede misafirleriyle konuk evi personelleri yeşil sahalarda buluştu. İki takım arasında gerçekleşen çekişmeli mücadeleyi konuk evi misafirleri 13'e 6 skorla galip tamamladı. Uzun zaman sonra içimizi ısıtan kahkahalara şahit olduk sevgili izleyenler. Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evinde konaklayan depremzede misafirleriyle konuk evi personelleri bir futbol müsabakasında karşı karşıya geldi. Maç sırasında içinde bulunduğumuz keyifli dakikalar şu sıralar en ihtiyacımız olan şey aslında. Karşılaşmayı depremzede takım galip şekilde bitirirken diğer takıma ise onları sadece tebrik etmek düştü. Maç sırasında sahada bulunmayan misafirler ise tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. Gerçekleşen mücadelenin sonunda galip ve mağlup takımın oyuncuları duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evindeki misafirlerimizle halı sahası maçı tertip ettik. Çok güzel geçti. Yenildik ama çok zevk aldık, mutlu olduk. İnşallah misafirlerimiz de mutlu olmuştur. Güzel bir etkinlik oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Maçta kendimden büyüklerle oynadığım için kendimden ilk önce gurur duyuyorum. Ya, karşımdakilerin çok büyük olmasına rağmen hem gol atıp hem asist yapmam gerçekten kendi yaşlarıma göre yani çok güzel bir şey. Bizler AFZ'deyiz. Evimizi kaybettik. Yerimizi, yurdumuzu kaybettik ama ruhumuzu kaybetmedik. Bunu da sahada gösterdik. Organizasyon için herkese çok teşekkür ederiz. Maç güzeldi, eğlendik. Yani gayet güzel oldu. Arkadaşları tebrik ederiz. Her ne kadar yenilmiş olsak da. Depremden çıta ikazdan çok kötü günler geçirdik. Bizi misafire kabul ettiler. Müdürümüz sağ olsun bize güzel bir etkinlik yaptı. Az da olsa acımızı paylaştılar. Unutturdular. Maç sonunda her iki takımın oyuncuları da gerçekleşen centilmence maç için birbirini tebrik etti ve oyuncular maç kritiği yapıp tatlılarını yerken kameralarımıza ise keyifli görüntüler yansıdı. Bizler de Akademiks TV ailesi olarak her iki takımın oyuncularını tebrik ediyoruz. Depremzede vatandaşlar birçok şehirde konaklamaya devam ederken bu şehirlerden bir tanesi de tabii ki Isparta oldu. Isparta KYK yurtlarında ve tabii ki de Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evinde birçok yurtta depremzede vatandaşlar kalmaya devam ediyor. KYK yurtlarında konuk olan misafirlerimiz için ise Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü farklı alanlarda etkinlikler düzenledi. Bu hafta işte o etkinliklerden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Isparta'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda misafir edilen ailelere ve çocuklara moral olması için üniversitenin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'ndayız. Depremzedelerle birlikte müzik eşliğinde bir yandan sportif faaliyetler gerçekleşirken diğer yandan da sanatsal faaliyetler gerçekleşiyor ve keyifli dakikalar yaşanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda vatandaşlar için etkinlik alanı oluşturuldu. Düzenlenen alanda çocuklar çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım sağladı ve gönüllerince eğlendi. Deprem olaylarına da atölye olarak hani önceden hazırlıklı olmadığımız için son birkaç süre yoğun bir hazırlık yaparak biz ileri hazırladık, boyaları temin ettik. Yani bu konuda da bize
yardımcı olan üniversitemiz ve rektörlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Geldik, çocuklarımız oyun oynuyor kendi çapında tabii ki. Biz de boyama yaptık çocuklarımızla beraber. Etkinliklerin bir ayağı da Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde sinema etkinliği olarak gerçekleştirildi. Çocuğundan yetişkine birçok kişinin katılım sağladığı sinema etkinliğinde üniversite yönetimi tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar Isparta'yı beğendiklerini ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti. Çok iyi olmuş. Bütün kardeşlerimiz için biz de sevindik. Depremden sonra da böyle bir şey olduğu için biz gurur duyduk yani. Isparta'yı da sevdik. Süleyman Demirel'i de seviyoruz zaten. Yani güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederiz. Şu anda sizden Allah razı olsun bu programı hazırladığınız için. Çocuklarımızı çok sevindirdiniz. Isparta Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Isparta var olun. Isparta'ki bütün ülkemize, bütün Türkiye'ye çok büyük geçmiş olsun depremzedelere çok büyük geçmiş olsun diliyorum. İyi, güzel. Yani çocuklar için biraz moral motivasyon oluyor yani. Yani biraz oradaki yaşadıklarına rağmen burada güzel etkinlikler oluyor her hafta yani. Sağ olsunlar yani devletimize, herkesten, yardımcı olanlardan. Allah razı olsun yani, güzel bir şey oluyor yani. Deprem bölgesinden Isparta'ya gelen depremzedeler için deprem endişesini en aza indirmek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan vatandaşların yüzlerinden gülümseme eksik olmadı. 6 Şubat depreminin ardından açıkçası birçok planlanan ve düzenlenen hem etkinlikler hem de sınavlarda değişiklikler oldu, ertelemeler oldu, iptaller oldu. Bunlardan bir tanesi de YKS sınavıyla alakalı. YKS sınavını bekleyen öğrenciler için YKS sınavında çıkacak sorular ya da konu başlıklarıyla alakalı değişikliklere gidildi. İşte o değişiklikler geliyor ekranlarınızda. Merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları sınavı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek sınavlara başvurular 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sistemi internet sayfası veya mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru yapan adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini yayınlanan kılavuzda belirtilen bankalardan veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemler bölümünde yer alan ödemeler alanından kredi veya banka kartı ile 24 Mart 2023 tarihine kadar yatırabilecek. Bu yıl yapılan bir değişiklik ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından eğitime ara verilmesinden dolayı gerçekleşti. Adayların 12. sınıf 2. dönem konularında muaf olacağı açıklandı. Sevgili izleyenler, ülkemizin deprem bölgesi olduğunu sürekli söylüyoruz zaten. Kahramanmaraş depreminin ardından da özellikle her konuda depreme yoğunlaşılmaya başlandı. TÜBİTAK'ta deprem özel çağrısı çıktı. İşte TÜBİTAK'ın deprem özel çağrısıyla alakalı detaylar. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 22-37A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Deprem Özel Çağrısı başvuruları başladı. Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında deprem ile ilgili yüz yüze veya çevrimiçi olarak bilimsel eğitim etkinliği düzenlemek isteyen bilim insanlarının başvurabileceği Deprem Özel Çağrısı Programı başvuruları 16 Mart tarihi itibariyle başladı. Program kapsamında ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesini, disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturabilmesini, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi ve bilimsel gelişmelere katkı sağlanabilmesini amaçlayan programa başvuru ise 16 Mart 7 Nisan 2023 tarihleri arasında BİDEP başvuru ve izleme sistemi üzerinden yapılabilecek. Bilimsel eğitim etkinlikleri desteği programı sonuçlarına e-BİDEP sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Ve son haberle ana haberi kapatıyoruz. Kök boya tekniği, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde uygulanan tekniklerden bir tanesi. Aynı zamanda hem kültürümüzle alakalı hem de Yörük kültüründe sıkça kullanılan bir boya tekniği. Muhabirimiz Ezgi Özbütün ve kameraman arkadaşımız Burak Emre Alkan kök boya tekniği ile alakalı o süreçleri ekranlarınıza yansıttı. Yünip ve kumaşta kullanılan farklı boya madde türü bulunmaktadır. Bunlardan farklı olarak doğal yollarla elde edilen kök boya çalışmaları Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de gerçekleşiyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi Doğal Boya Atölyesi'ndeyiz. Bugün doçent doktor Mustafa Genç bizlere kök boyadan ve kök boyanın inceliklerinden bahsedecek. Doçent doktor Mustafa Genç geleneksel boyama yöntemleriyle nasıl tanıştığını ve kök boyanın hayatında nasıl yer edindiğini bizlerle paylaştı. Benim yaşadığım coğrafyada genelde bitkiler boya malzemesi, boya kaynağı olarak kullanılıyordu. Şimdi o boya işleri genelde çocukken de annem tarafından yapılır. Ya da köydeki, şehir merkezindeki boyacılar olurdu. Bu yapılamayan renkler ya da istenilen renk tonları o boyacılara gider, orada boyatılırdı. Bu işte tabii evin tek erkeği olduğumuz için bize kalırdı boyama işi. Ben köyümüzün bakkalının eşi özellikle o boya işiyle uğraşır. İşte eşeğe ipleri yükler, götürür, boyatır, tekrar getirirdim. Oradaki boyane, renklerin duruşu, oradaki kokular kendi dünyamda beni çok etkilemişti. Kök boya tekniğiyle boyanmış yün ipleri görüyoruz bu alanda. Sarı rengin, yeşil rengin ve mavi rengin çok çok farklı güzel tonlarını görüyoruz. Kök boya tekniğiyle elde edilmiş olan. Biraz daha sağ köşeye ilerlediğimizde burada laboratuvar alanını görüyoruz. Beher'de su kaynıyor. Mustafa Hoca bugün bize mavi rengin nasıl elde edildiğini öğretecek, gösterecek. Hangi bitkiden, hangi hayvandan elde edildiğini öğreneceğiz aslında. Hemen atölyenin orta kısmına ilerlediğimizde ise burada da yine rengarenk bir alan karşımıza çıkıyor. Kök boya tekniğiyle hazırlanmış, elde edilmiş farklı farklı malzemeler görüyoruz. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan kök boya tekniğinin ustasına lafı bırakalım. Mustafa Hoca bizlere kök boyanın inceliklerinden bahsetsin. Burada farklı farklı boyar madde kaynaklarımız var. Nar kabuğumuz var, pinar otu yaprağımız var, nanemiz var. Bir koşnil türü var, yine cehri tohumu var. İndigo bitkimiz var ve indigoyu indirgemede kullandığımız kostik sodyum tiosülfat ve aslında bütün bu boyamacılığa adını veren kök boya, boyalık otu, boyacı otu, dil kanatan otu gibi farklı yerel isimler alan Rubia tinctorium bitkisinin kök kısımları, bu kırmızı rengin elde edilmesinde kullanılan en önemli doğal boyar madde kaynağımız. Hindistan'daki indigo bitkisinin yapraklarından boyar maddenin elde edildiği ve sonra böyle bu halde, kristalize halde kullanıldığı indigo bitkisinin yapraklarını kullanarak gerçekleştireceğiz. Bunda da fermantasyon süresini hızlandırmak, boyamayı bir an önce yapabilmek için sabun yapımında da kullanılan ve havayla temas ettiği sırasında da bu çözeltinin içerisinden uçan, bu nedenle de herhangi bir zararı olmayan kostik ve sodyum tiosülfatı kullanacağız. Yani biz meyve şekerinin yerine, fruktoz yerine ve kireç yerine kostikle sodyum tiosülfatı kullanmış olacağız. Boyanın nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde anlatan doçent doktor Mustafa Genç, karışımın hazırlanmasının ardından kazanda boyama işlemini gerçekleştirdi. Boyama esnasında istenen renk tonunun tam oturması için hava ile temasın önemli olduğunu belirten Genç, ip ve kumaşta farklı tonların elde edilmesi için bekleme süresinin önemli olduğunu, açık tonlar için ipin çözelti içinde az, koyu tonlar için daha fazla bekletilmesi gerektiğini söyledi. Doçent doktor Mustafa Genç, kök boyanın tarihte nasıl kullanıldığından ve modern hayatın içinde yer alıp alamayacağını yorumladı. Geçmiş dönemlerde kök boya, bitkisel boya, böceklerle boya, adına her ne dersek diyelim, doğal boyama yöntemleri aslında hep yün ipinin boyanması için kullanılmış. Yün, ipek, pamuk, yani halı ya da kilimlerin ya da kumaşların iplerinin boyanması için kullanılmış. Ama biz dedik ki bu gelenekte zaten vardı. Bizim bunu başka bir yere taşımamız gerekiyor. Bu sebeple de çocuk kıyafetleri, çocuk oyuncakları, insanın gündelik hayatında kullanacağı taraklar, doğal olan bütün kumaşlar, işte insanın yine giyim eşyası olarak giyim tekstilinde kullandığı çoraplar, yine çocukların kullandığı özellikle iç çamaşırları kendi bedenlerine zarar vermemesi için ve doğal kalıplarla elde ettiğimiz baskılar, baskıları da artık, baskılardaki boyaları da doğal boyalar kullanarak elde edebiliyoruz. Ve biz bunu daha sonra gündelik hayatın içerisine dahil ederek çanta, pantolon, fular, gömlek, kıyafet, işte başlık gibi birçok alanda bunları kullanabilme imkanımız oluyor. Böylece geçmişte sadece belli bir alanda kullanılan geleneksel bir yöntem, bugün modern hayatın içerisinde kullandığımız giyim tekstilinden aksesuara varana kadar birçok alanda kullanılmış oluyor. Hayvanseverler ya da veganlar çok önce tepki gösteriyorlardı ya siz neden böcekleri kullanıyorsunuz diye. Ama burada kullandığımız, bizim renk elde etmek için kullandığımız böcekler asalak olarak yaşayıp bitkiye zarar veren
ve belli bir dönemden sonra da kendiliğinden dökülüp yok olup giden böcekler. Yani biz herhangi bir böceği toplayıp onu canlı canlı öldürme gibi bir yöntemi zaten bilimsel olarak da bulmayız. Etik ve ahlak anlamda da zaten doğru bulmayız. Geleneksel boyama yöntemlerinde herhangi bir hayvana zarar verilmediği özel olarak belirtilirken doğanın kendi içindeki ahengini, doğaya ve canlılara zarar vermeden modern hayata aktarılabileceğinin mümkün olduğunu söyledi. Sevgili izleyenler, bu hafta da Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte aynı noktada bizler burada olacağız. Haber randevunu kaçırmayın, bizi izleyin, haberiniz olsun. İyi akşamlar.